Az önce testlerden bahsetmiştiniz. Evet. Bu az önce sürekli ediyorum ben testlerden. Evet evet. Testlerden bahsetmiştik. Sonunda bu test konusunu bir irdeleyelim istiyorum. Testler nelerden oluşuyor ve test neden zorunlu? Başka üniversitelerde de test yapıyorlar mı? Sizin bu yaptığınız gibi bir test söz konusu mu? Biz daha önceki sorduğun soruları verdiğim yanıtta da açıkladığım üzere akredite bir eğitim veriyoruz. Bu şu demek. Onun kuralları, yani o lisansı elde etmeniz için gerekli bütün eylemlerin tamamı bizde zorunlu bir şekilde uygulanıyor. Üniversitenin kendi tasarrufları var, onlar da uygulanıyor. Şimdi bir üniversiteye girmeniz için sizin, evet, üniversite eğitimine girmeniz için üniversite sınavından geçmeniz gerekiyor. Tamam. Biz de üniversitenin içinde 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Hı. Şimdi mevzuatımız da bugün üniversitede yetenek sınavı diye bir durum söz konusu. Yani yetenek sınavıyla bir üniversiteye giremezsiniz. Üniversite sınavına girmek zorunluluğunuz var. Hı hı. Ama bizim yaptığımız test bir yetenek sınavı değil. Bunu bir kenara koyalım. Bu yapılacak eğitimin doğası ve daha sonra edinilecek olan mesleğin doğası nedeniyle, hı hı, bu mesleğe mental, fiziksel ve bütün diğer özelliklerinizle uygun olup olmadığınızı ölçen bir ortam. Şimdi adı test diyoruz ama, hı hı, bu şöyle değil. Üniversite sınavına girmek için belirli bir akademik çalışma yapmanız gerekir. Belirli, evet, bir bilgilenmeye sahip olmanız gerekir. Bu girdiğiniz test, pilotaja elverişlilik adı bu. Hı hı. Bu testin içeriğinde sizin bilginize ihtiyacımız yok. Yani doğduğunuzdan beri ne varsa elinizde onun olup olmadığını gözlemlememiz gerekiyor. Yani TYT'ye, yani şimdi, AYT'ye girdim, neden beni almıyorlar ve yeterli değil mi gibi bir söz. Yapamayız çünkü neden? Yok. Şimdi bir zorlayıcı bir kere bu. Yani bu mecbur. Hmm. Bu mesleğe girebilmeniz için zorunlu olan aşamalardan bir tanesi. Dediniz ya diğer üniversitelerde yapıyor mu diye. Yani yapıyorlardır umarım. Çünkü böyle bir zorunlulukları var. Hmm. Yani mevzuat öyle söylüyor. Ama bildiğim kadarıyla bazıları daha sonra yapıyor. Ne demek daha sonra yapıyor? Evet. Bizim bölümümüz, bizim okulumuzun Antalya Bilim Üniversitesi 4 yıllık bir eğitim programı düzenler. Bu 4 yıllık eğitim programında siz okula gelip de, yani zil çaldığı denir ya, o zil çaldığı dakikada bu eğitime başlarsınız. Dolayısıyla bizim o lisansı edinebilmesi için uygulamamız gereken bir prosedür var. O prosedür öğrenci 1. sınıfa geldiği gün başlıyor. Ve 1. sınıf bittiği gün, yani 1 yıl içinde, hı hı, bu çocuk pilot haline gelmiş oluyor. Ben de dolayısıyla bu testleri bu işin en başında yapmak zorundayım. Şimdi hak kaybediyor çünkü arkadaşlarım. Yani eğer üniversite sınavına girerse, tercihini yaparsa bize, hı hı, ve o tercihini de yerleştirilirse ben her türlü testi yapacağım. Geçemezse testten ne yapacağız? 1 yılı gitti. Yani, hı, bu hakları da gitmiş olacak. Bu ya, son derece sıkıntılı bir durum, kabul edilebilir bir olay değil. Sivil havacılık mevzuatı, ülkemize sert bir şekilde uygulanan bu mevzuat, bana bunu yapmamı, benim amir mevzuatım o, bana bunu yapmamı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla da ben bu testi yapmak durumundayım. Ha, testin yapılış şekline gelince. Evet. Şimdi birkaç tane nedeni var bu testin yapılmasının. Evet, bu çocuk buna uygun mu değil mi? Zenginlik sormuştun, evet, ya bana işte. O zenginliğe sahip mi değil mi? Biz bir kere buna karar veriyoruz. İkincisi, çok yüksek yetenekleri olabilir. Eğer bu çok yüksek yeteneklere sahipse YÖK mevzuatının bize emrettiğinin üstünde de biz bu çocuğa burs sağlayabiliyoruz bu testten dolayı. Çünkü bu bir değer demektir. Yani bu bir kazanç, ülkenin kazancı demektir. Ve buna her türlü para harcanır anlamına göre bunu da görüyoruz orada. Çok daha önemlisi, bir kere ailenin kendisi ve çocuğun kendisi ikna oluyor bu işe devam edip sonuçta buna başarılı bir şekilde sahip olacağına. Yani olayı bir maceraya bırakmıyoruz. Çünkü şimdi bizim üniversitemiz 4 yıl. Evet. 1. sınıfta başlıyoruz pilotaja ve sürekli devam ediyor. 4 yani yıl. Son sınıfa geldiğinde bu çocuk çoktan zaten havayolu, ticari havayolu taşımacılık pilot lisansını elde etmiş oluyor. Hı hı. Böyle düşünelim. Harcanacak zamanımız yok. Böyle bir lükse sahip değiliz. Her dakikasını o ödeme yapan insanların da o paralarının karşılığını ve her dakikalarını çocukların onlara borçlu olarak biz değerlendirmek zorundayız. Gezemeyiz yani. Şimdi başka programlar var. O programlarda bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Mutlaka onlar da çok doğru ve iyidir. Ama 5 yıl.
Yani evet, bir evet. Yıl bu biz... konuda da zaten tam bir ara araya girip size soracağım. Ama ben biz test konuşuyoruz şu an. Onu konuşmuyoruz evet. Ama 5 yıl bak. Birinci sınıfta hazırlık sınıfı var. Sonra birinci sınıfta bir hazırlık sınıf var. Sonra birinci sınıf başlıyor. İkinci sınıf devam ediyor. Bu bir ikinci sınıflarda temel dersler, şunlarla havacılıkla çok da ilgisi olmayan akademik dersler. Son 2 yılda havacılık eğitimi yapmaya başlıyorlar ya da pilotaj eğitimine başlıyorlar ki testi burada yapıyorlar. O testin niteliği de çok da böyle gelişkin olmadığını görüyoruz. Ama sonuçta mezun oluyor bu kişi. Şimdi gittiği zaman şirkete ya da çalışacağı yere orada bu adamın geçmişine bakarlar, eğitim geçmişine. Artı eğer o hani kolay testten geçmişse orada zorunu yaparlar illaki. Evet. Ama bizde bu test aşağı yukarı gruplandırdığımız zaman bir gün sürüyor. İnsan çok yoruluyorlar ama bir günde bitirebiliyoruz. Sabahtan başlar, işte kişilik testi, arkasından disoryantasyonda uyumsuzluktu, şuydu buydu. Bazı insanlar vardır ve araç tutar, kusar yani örneğin. Şimdi bunu kusup kusmadığını bilemezsiniz. Şimdi başka programda siz 3 sene öğrenci tutacaksınız. Burada hadi pilotaja başlıyoruz dediğimiz yerde adam kusmaya başlarsa ne yapacaksınız? Yani o ailenin hayallerine ne oldu? O çocuğun hayallerine ne oldu? Zaman da kaybedildi tabii. Hem zaman kaybedildi, hem para kaybedildi, hayaller kaybedildi. Yani bu, biz buna izin veremeyiz. Bunun en başından bu testi yapmak zorunluluğumuz var ki bir de bizim eğitimimiz biliyorsun anladığım kadarıyla biraz daha yoğun ve zorlu bir eğitim. Evet. Bu eğitimden geçerken de buna hakikaten direnecek zenginliğe sahip olup olmadığını çocuğun bilmek zorunluluğumuz var. Dolayısıyla da bu gerekli bir ortam. Testlerin içeriğini internet sitemizdeki geniş açıklamalardan insanlar bulabilir. Ama bakın çalışılacak bir test değil. Evet, ya vardır sizde ya yoktur. Yani bu bir suç oturup... da değil. Yani buna oradaki gereklere ya da özelliklere sahip olmamak bir suç değil. Ama testin arkası var bir de. Nedir o? Testten de geçerseniz eğer bu sefer sizi bir hastaneye gönderiyoruz. Onunla da bitmiyor yani. Yok hayır bitmez. Yani o hastaneye gönderiyoruz ve o hastanede size bir muayene yapıyorlar. Bu hastanenin yetkilendirilmiş, sivil havacılık tarafından yetkilendirilmiş bir hastane olması onun gerekir. Onun da yetkilendirilmiş evet, olması efendim. Gerekiyor. O sizi muayene edecek hekimlerin yetkilendirilmiş olması gerekir. Özel bir muayene çünkü o. O muayene de aşağı yukarı bir gün sürüyor. Ve toplamda 2 gün siz bu olaya uygun olup olmadığınızı kendinize, ailenize öncelikle, yani o size o yatırımı yapacak, o endişeleri yaşayacak olan ailenize ve bize inandırmak durumundasınız. Ondan sonra bizim eğitimimiz başlayacak. Şimdi bu böyle. Ama bak evet. Bitmeyecek. Yine bitmiyor. Hayır efendim bitmeyecek. Bir avukat olduğunuzu düşünün. Ya da ne bileyim bir inşaat mühendisi. Hatta hekim olduğunuzu düşünün. Evet. Sizi mezun olduktan sonra, mezun oldunuz. Buyurun kardeşim işte diplomanız gidip çalışın dedikten sonra gider baroya, işte hekim odasına neyse. Oraya kaydınızı yaptırır ve işe başlarsınız. Ondan sonra her sene, her yıl sizi yeniden acaba uygun musunuz diye test etmezler. Yani siz uygunsunuzdur artık. Hayatınız boyunca istediğiniz gibi yersiniz, içersiniz, giyersiniz. Ne bileyim hastalanırsınız. Ya işi bir güzel bırakırsınız. Sonra tekrar dönersiniz. Bizim öyle değil. Bu yani, oranda öyle değil, değil yani. Efendim. Yani biz mezun olduktan sonra 65 yaşına kadar her yıl bir daha mezun oluyoruz. Bütün bilgilerimiz yeniden test ediliyor. Binlerce saatlik tecrübeniz yok sayılıp tekrar her yıl yeniden acaba onlara kabil misiniz değil misiniz diye sizi test ediyorlar. Simülatördür, teoriktir herhalde. Evet efendim. Yani yeniden sizi sağlık muayenesi her yıl yeniden sağlıklı olup olmadığı kontrol ediyor. Şimdi ben bu çocuklara daha önce de söylemiştim sorularından bir tanesinde. Evet. Ben bu çocuklara hayatları nasıl yaşayacaklarını öğretiyorum. Evet. Ve nereden başlamam lazım? En başta. Hangi doğruyla başladığımızı bilmek zorundayız ki o doğruyla devam edelim diye. Çünkü doğrular ve gerçekleri hatırlıyorsun. Söylemiştim sana. İşte gerçekler yok. Bir gerçek var bir de doğru var. Biz o ikisini bir araya getirmek zorundayız. O test geçerli ve o test zorunlu. Mevzuat benden bunu istiyor. Ve ben bunu yetkili bir şekilde bu testi uyguluyorum. Sonuçlarını da illa gelip bu testin sonucunda illa benim okuluma girmek zorunda da değil. Bu testi yaptırır. Ama gider başka bir üniversiteye girer, başka bir ortama gider. Orada da benim yaptığım test geçerli olacak. O yüzden yani bu sadece bize ait, öyle düşünmemek gerekiyor. Ailelerin bunun arkasında olmasını diliyorum.
Yani çünkü bunu görmek lazım. Aksi takdirde sonuçlar doğru gitmiyor, iyi olmuyor. Fiziksel yeterliliği bu arada gözden geçirmek gerekiyor. Biliyorsun kılavuzlara yazıyoruz. İşte boyunun, posunun, kilosunun belirli bir durumda olması gerekiyor. Bu fazla kilolu insanları aşağılamak anlamına gelmesin lütfen. Tabii. Çünkü uçakları o şekilde inşa ediyorlar. Yani belirli bir standart insan figürüne göre inşa ediyorlar. Ve orada göstermeleri gereken fiziksel ve mental enerji ve çaba belirli bir insan şekline göre organize edilmiş. Biz bunları değiştiremiyoruz. O yüzden de tabii dilerdik herkes bu işi yapabilsin. Herkese rahatlıkla ulaşabilecek bir durum olsun ama öyle değil. Bu nedenle de suçlanmamam gerektiğini düşünüyorum en azından.